Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü sokak röportajımızı 31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul'da %68 ile en çok oy aldığı Esenler ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü bir gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceğini soruyoruz. İyi seyirler. Elhamdülillah, şükür, siz nasılsınız? Şükür. Bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz dostum? Ben CHP'ye vereceğim. CHP'ye vereceksin. Peki diğer soru. MHP lideri Devlet Bahçeli Türkeş'in yolunda gidiyor mu gitmiyor mu? Gidiyor. Gidiyor. Son soru. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Memnunum. Teşekkür ederim. Merhaba. Abi ülkece bu pazar sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel seçim. Vallahi genel seçimde herhalde CHP'ye vereceğiz. CHP'ye vereceğiz. Peki Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolunda gidiyor mu gitmiyor mu? Vallahi gitmiyor. Zaten onlar işçi düşmanı ya. Onları sayma ama. Esenler Belediye Başkanı'nın hizmetlerine memnun muyuz değil miyiz abi? Değiliz. O bize çalışmıyor. O Tayyip'in çocuğuna şey yaptı. Esenler halka çalışmıyor. Yok, Türgev'e çalışıyor. Türgev'e. Çok teşekkür ederim. Merhaba. İyi günler. İyi, işte teşekkür ederiz. Sağ olun. Benim ülkece bu hafta sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz? CHP'ye vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. MHP lideri Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Gitmiyor, hayır. Gitmiyor. Kesinlikle. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun muyuz değil miyiz efendim? Şu an değiliz. Yapamıyor mu? Değiliz, yapamıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Merhaba efendim. Teşekkür ederim hemşerim. Efendim bu hafta sonu ülkece sandığın başına gitse koyumuzu hangi partiye vereceğiz? Hocam ben HDP'liyim. Halkların Demokratik Partisi'ne yazdık. Efendim Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Valla o gidiyor herhalde, ondan daha keskin ya. Ondan daha keskin. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Hocam ben burada oturmuyorum ama adam yapabildiği kadar yaptığını düşünüyorum yani. Memnunsunuz. Çok ya, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemşerim gelin. Efendim ülkece bu hafta seçime gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Gene seçim. Oyumuza bakacağız önümüzde kim yarın adaylar. Adaylar. Normal parlamento için, yarın olsa milletvekili için. Cumhurbaşkanı ayrı. Sandık. Parti olarak mı? Parti olarak evet. Vallahi. Ki sandık var ya bir parlamento için. Ya İyi Parti ya CHP. İyi Parti'ye önce. MHP lideri Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu efendim? Bence gitmiyor. Gitmiyor. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun muyuz değil miyiz? O soru işareti kalsın. Kalsın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaş kaç dostum? 18. Biraz kamera çek. Abisine de soracağız. Bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz dostum? Allah, seçim olsa ben oy kullanmamayı düşünüyorum abi. Sen kullanmasan, ben kullanmasam ne olacak? Gel abla. Ya artık bilmiyorum abi. Yani oy kullansam kim? Kararsız diyelim. Kararsızım abi. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Bunun izinde mi değil mi? Uzaklaştı mı? Abi siyasetle pek aram yok, onu tamam. Bilmiyorum. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musun değil misin? Valla değilim abi. Değilsin, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Gelin. Abi siz de gelin. Gelin. Efendim bu pazar seçim olsun. Partiye vereceğiz. Gene seçim. AK Parti hariç her şeye vereceğiz. Ya bu seçim olsa bu AK Parti'ye ben vereceğim. 20 seneden beri aynı partiye veriyorum. AK ya. AK Parti'ye vereceksiniz. AK Parti'ye vereceğim. Başka tamam. Partiye veremem. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gidiyor mu? Sana bir şey söyleyeyim mi? AK Parti olmasa MHP verirdim. Kesin verirdim MHP. Yok, sorumuz değil. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Zor. Zor. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musun değil misin? Bu belediye bey. Evet. İyi çocuktur, iyi çalışıyor. İyi çocuk, iyi çalışıyor. Teşekkür ederim. Merhaba. Teşekkürler. Bu hafta seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? Oyu masraf, kağıt masrafından başka bir şey değil Türkiye'de. Adalet olmadık bir ülkede, seçim olsa ne olur, olmasa ne olur? Umudunuz yok mu? Ya adalet yok Türkiye'de. Camiye siyaset girerse adalet olmaz. Adliyeye siyaset girerse adalet olmaz. Doğru. Ama ya, sonuçta ülkemiz bu. Bununla gideceğiz seçime. Ya ülke bu halde. Bugün 6. filoyu bırakıp da 6. filoya kıble alan ülkeden ne düşünüyorsun ya? Ne düşünüyorsun yani? Adamlar abi, uzuna... o zaman sevindiler ki dediler, biz dediler ne güzel yapıyor. Amerika'nın 6. filoya o asılan fidanlar şimdi unutuldu. Ama o fidanlar şimdi aranıyor değil mi? Onlar unutulmaz. 3 fidan unutulmaz. Unutmuyoruz. Ha. Efendim kime oy yazalım? Bu seçimimiz bu kadar. En ya güzel. Masraf, Türkiye adalet ülkede seçim isteme. Kullanmayacak mısınız? Ya bu ülkede adalet yok ki seçim istiyorsun tamam ya. Ama da sonuçta seçime gidiliyor bu ülke. Ne yapayım yani? Ben mi değiştireyim? Sonuçta bir sandığa gideceğiz. İşte tamam, bütün eleştiri evet, ekonomi kötü, demokrasi yok, adalet yok, hak yok, hukuk yok. Ama bütün bunlara rağmen ülke sandığın başına gidecek.
Devlet güçlü olursa halk güçlü olur. Hükümet güçlü olursa halk zayıf olur. Abi oy, ha, oy vereceğim onu, vermeyeceğim onu söyle. Halk, ben direktmen Demirtaş. Tamam. Onlar, ha. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gidiyor mu efendim? Onun adını kullandığı için ona yazık yazık. Onun ya, adını kullanıyor bir de. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Değilim. Şu değilsiniz. Git. Teşekkür evet, ederim. Gel. Allah'a gitsek oyu kime vereceğiz abi? Genel seçim. Genel seçim Tayyip Erdoğan abi. AK Parti'ye. Neden efendim? Neden abi? Çünkü karşısında bir tane doğru düzgün bir aday yok. Abi verirseniz olur. Fatih Erbakan var, Muharrem İnce var, Ali Babacan var, Ahmet Davutoğlu var, ben varım. Bir sürü kişi var. Niye yok? Yani Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var ya. Şimdi abi, şimdi altılı masada hepsi PKK'yı destekliyor. HDP'yi destekliyor, HDP arkadan PKK'yı destekliyor. Bunlar zaten altılı masaya zaten verilmez. Tamam. Tek altılı masa yok, onun dışında da partileri var. Onun dışında partiler, Muharrem İnce var. Fakir bakım var Refah Partisi. Tamam, Refah Partisi var da Refah Partisi tek başına bir şey yapamaz. Öbürler çünkü altılı masayı zaten kuşatmışlar birden bu tarafa. Benim oyum %10 diyor Fatih Erbakan. Ben aşarım barajı. Yok, baraj aslında bir şey değil fark etmez. AK Parti yazdık abi. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu yoksa biraz çıktı mı yoldan? Gidiyor abi. Başbuğundan gidiyor. Gidiyor. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz efendim? Abi şu anda memnun değilim. Neden dersen ben AK Partili olarak ben memnun değilim. Neden değilim? Çünkü Esenler, ben Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. Evet. Fatih Mahallesi'nde bütün binalardan kapının önlerine çöp atılıyor. Çünkü onlar söylüyor, çöplerinizi yerlere atın, kenarlara biz toplarız diyor. Onlar da alt katta oturanlara. O zaman temizlik hizmetleri konusunda şikayetçisiniz, memnun değilsiniz. Şikayetçiyim abi. Çünkü neden biliyor musun? Temizlikten başka var mı? Temizlik konusunda. Hayır, hayır. Alt kattakiler çok rahatsız oluyor. Üst kattan atılan alt kattaki evlere geliyor. O yüzden hani çok sıkıntı var. Yani bu Esenler'in bir şekilde olması lazım. Yani anlaşıldı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba kardeşim. Sonra hafta sonu sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti. Neden AK Parti? Yaptığı hizmetler ortada yani. Artık yapamıyor, hayat pahalı diyenler var. Dünyada var. İşte Almanya'da %35 yaptı, bizde %400 mazot. Olabilir. Eyvallah. MHP lideri Sayın Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu efendim? Gidiyor. Çünkü zamanında rahmetli Erbakan Hoca'yla da beraber biliyorsunuz. Kendisinin ittifakı var zaten yani. Elbette. Yani. Peki efendim, son sorumuz var. Esenler Belediye Başkanı hizmetinden memnun muyuz değil miyiz? Memnunuz. Esenler çok güzel yaptı. Yani ya, kentsel dönüşümlerle olsun. Yani başkana buradan selam olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. 2 lira. 2 lira. Öbürü 5 lira. Evet. 3 lira. Hem de bu daha sağlıklı. 4 lira. Abi bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Ben mi? Evet. Benim yerim belli ya. Safım belli. Biz de bilirim abi safım. AK Parti. Neden AK Parti? Çünkü gelmiş geçmiş Menderes, Özal. Artık yapamıyor diyorlar. Yapamıyor. Onu kim vereceğim? Erbakan. Kılıçdaroğlu mu vereceğim? Yok. Bilmiyorum. Yani ben sorun. Sesekayı soyanlara mı vereceğim? Sesekayı soyanlara mı vereceğim? Hastaneden gördüm ben onu ya. Tuvaletine giremiyordum. Hastane muayene olamıyordum. İlacımı alamıyordum. Ama şimdi istediğim yere gidiyorum. Eyvallah. Abi Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Vallahi Devlet Bahçeli şu an için Tayyip'le beraber kafa kafaya vermişler. Benim tahminim Alparslan Türkeş'in yanına gidiyor. Çünkü o da rahmetli Menderes'i çok severdi. Tamam. Son soru. Esenler Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Memnunsunuz. Çok teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Yaşam, geçim, ekonomi. Zor mu, kolay mı? Geçinebiliyor musunuz? Nerede abi? Nerede geçinebiliyoruz? Zor. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceksin? Vallahi sana söyleyeyim mi? Ben oy kullanmak istemiyorum. Neden? Daha önce kullandın mı? Şimdi mi kullanmayacaksın? Daha önceden oy kullandım. Ama şimdi de oy kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum? Önceden kullandık ki hakimiyet Allah'ındır. Vaz mı geçin? Cahiliye döneminde mi kullandın? Cahiliye yok. Cahiliye yok. Elhamdülillah. Ne çok zamandan beri kullanmıyorsun abi? Vallahi neredeyse bir iki dönemdir kullanmıyorum. 10 yıldır kullanmıyorum. Evet. Yani tamam. Hüküm Allah'ındır. Cahiliyeyi Allah bıraktım diyorsun. Cahiliye bilmiyorduk. Biz de diyoruz ki hani faydalı olalım diye. Bu da faydalıdır. Veyahut da şu faydalıdır. Abi peki çözümün ne mesela? Nasıl idare edeceğiz? Tamam, oya karşısın, günahına ortak olmak istemiyorsun, onu anladım. Ne yapacağız? Önerin ne? Öneri hükümlerine göre mi olsun? Kur'an hükümlerine göre olmadığı sürece o yok. Bu iş olmaz. 500-650 tane milletvekili 600. var.
600 tane milletvekili var mecliste. Bu 600 kişinin hepsi kafaları aynı midir? Herkesin görüşü fikri ayrıdır. Herkesin görüşü fikri ayrıdır. Bu da yürülmez. Senelerden beri ne diyorlar? Yine anayasa. Tamam. Peki. Kullanmak yok. Kısa kısa. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Vallahi ben siyaseti pek kadar şey. Eyvallah. Esenler Belediye Başkanı hizmetinden memnun musunuz değil misiniz? Burada yaşıyorsunuz. Vallahi bazen memnun olduğumuz da vardır. Memnun olmadığımız da vardır yani. Teşekkür ederim. Teşekkür. Buyur canım. Buyur ederim. Sağ ol. Tamam, saygılar. Hadi eyvallah. Merhaba. Merhabalar. Yok, bizim belediyeyle alakamız yok. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim, YouTube izliyor musunuz? Her zaman. Sizi çok çok izliyorum ben. Denk geliyor musunuz? Denk, Esenyurt'tan tut, Üsküdar'dan tut. Evet. Her tarafa kadar ben sizi canı gönülden izliyorum. Çok takdir de ediyorum. Nasıl buluyorsunuz? Çok güzel. Çok izleniyorsunuz. Çok ve güzel. İzlediğim gibi herkese de izletiyorum bunu. Çok sağ olun. Efendim, bu pazar ülkece sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ben şu anda bu İktidardaki partiye oy vermem. Tamam. Suriyeliler buradan gitmediği müddetçe oy vermeyeceğiz. Tamam, göçmenler diyelim. Göçmenler diye. Hangisine yazalım oyunuzu efendim? Vallahi şu anda ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdım. Evet. Efendim, Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Zerre kadar hayır. Zerre kadar yok. Zerre kadar yok. Hiçbir ilgisi alakası yok onların. Tamam. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Değiliz. Eksik ne var abi? Eksik ne var biliyor musun? Şu andaki bir örnek vereceğim. Şu binayı görüyorsun değil mi? Evet. Minareler açmış. Kaptıkları zaman dinlen Allah'tan bahsederler. Bak minareye geçmiş. Okul vardı senin oradan. Okul vardı. Okul bahane etti. Kaldırdılar. Minareye de geçmiş üstelik. Minareye de geçmiş. Şimdi bu dinle alakalar var mı? Bunların yok mu? He? Zaten bunun üstünden ben bir daha röportaj yaptım. Tayyip Erdoğan zaten Esenler'de dedi, İstanbul'a biz ihanet ettik dedi. 17 Ekim 2017'de söyledi burada, ihanetin bedeli. İhanetin bedeli işte bu örnek. Ben size bir daha bir röportajda yine aynı şeyi göstermiştim. Evet, evet. Şu meydanlıkta, şurada. Hemen Camina'daki bina. Evet. Örnek burada. Belediye başkanının kardeşinin bu ha. Öyle mi? Evet, kardeşinin. Belediye başkanının kardeşinin. Zaten başkası yapamaz. Başkası yapamaz. Mümkün abi değil. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Seçim olsa oyu kime vereceksiniz? O belirsiz, benim için de kararsız. Tamam. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu efendim sizce? Ben pek siyasi bilmiyorum amca. Tamam. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musun değil misin? Yok, hani ne de ya. Hizmetle bir yani fakir kara hepsi perişan, kıra başını almış gidiyor, ekonomi kalkmış. Bütün tabi geçmiş. Ama biz belediye başkanından memnun musun diye sorduk. Belediye başkanı valla ben hiç bana bir katkı yönü göremedim bunda. Memnun değilsin. Çok teşekkür ederim. Peki, Allah misin? Allah'a çok şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Esenler'de? Evet, süper gidiyor. Süper gidiyor. Çalışıyor musun? İş sahibi misin? Emekli misin? Yok, ona çalışmıyorum. Emekli misin? Yok, ona daha emekli de olmamışım. Nasıl geçiyorsunuz? Nasıl süper oluyor? Bize de söyle. İşte. Süper. Evet, süper. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Gene seçim. Yine seçim olsa HDP'ye vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Valla o beni ilgilendirmiyor. Ben karışmıyorum. Eyvallah. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Valla ben AK Parti yönetiminden ben memnun değilim. Memnun değilim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geçim, ekonomi nasıl Esenler'den? Yaşam çok zor. Ekonomi de zor tabii. Ekonomiyi hiç konuşmaya gerek yok. Ekonomi kaldı mı? Efendim, bazarı direkt uçtuk diyorlar. Köprü, yol, baraj, İHA, Türkiye uçtu diyorlar. Onlara ne dersiniz? Doğru. Bursa Osman Gazi Köprüsü'nde uçuyoruz. Çanakkale'yi daha görmedim. Görmek nasip olmadı ama fiyatlar ve rakamları uçuyor, doğru. Yani diyor fiyatlar uçuyor. Zafer Havalimanı'na yolcu inmiyor, orada uçamıyorlar. Havalimanı yapmışlar, garantili kimse yok. Zafer Havalimanı'na gitmedim, bilmiyorum orayı. Ama okuyoruz. Efendim, bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Yeni seçimde. Şimdi bu çok kritik bir soru, çok güzel bir soru. Benim düşüncelerim var. Ben siyasi partilerin politikalarına oy veririm. Eyvallah. Mesela yarın olsa bugünkü gördüğünüz kadarıyla daha sonra değişebilir. Bugünkü ortamda yarın kime veririz? İsim zikretmek gerekiyor mu? Olursa yazarız, olmasa kararsız yazarız. Yani partinize gitmesini istiyorsan, destek yok, olmak istiyorsan. Herhangi bir siyasi partim yok. Yani onu da siyasi partilerin politikalarını, 4 yıllık, 8 yıllık seçim politikaları. Şu an kararsız. Tamam. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu efendim? Sayın Devlet Bahçeli kesinlikle Alparslan Türkeş'in yolunda gitmiyor. Saptı o yola diyorsunuz. Gitmiyor.
Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz efendim? Esenler Belediyesi'nin hizmetlerinden kısmen memnunum. Kısmen değilsin. Kısmen değilim. Yani yüzde puan verirsen yüzde kaç verirsiniz? 40. 40. O zaman baraj altı. Baraj altı. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yaşam, geçim, ekonomi. Yaşam çok kötü. Geçim de çok kötü. Çalışıyorsunuz mu? Bir çalışıyoruz, bir evdeyiz. Bir çalışıyoruz, bir evdeyiz. Sağ olun. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? HDP. Halkların Demokratik Partisi. Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu, gitmiyor mu sence? Vallahi gitmiyor. Beni hiç de ilgilendirmiyor, gitmiyor orası. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz, değil misiniz? Memnun değilim. Niye? Memnun değilim. Esenleri bıraktı mı? Başka tarafa mı? Bilmiyorum. Ben kendi birajım değilim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür efendim, ederim. Merhaba. Konuşalım. Seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Vallahi ne bileyim ben, hangisi daha... Mesela yarın olsa, daha sonra değişebilir. Hangi partiye yaparsın? Siz ne partisin? Bizim partimiz yok. Biz gazeteciyiz. Gerçekten. Öyle mi? Evet. Hiç partimiz yok. Tayyip Ever'i. Tayyip Ever'i. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yazdık. Efendim, nedene veririm. O kurtardı. Neler girdi araya. Sizden önce bir ablamız dedi ki ekonomi ben de veriyordum dedi. Şu an çok pahalı dedi. Pahalı, evet. Kiralar pahalı. Arttı dedi. Arttı. Geçinemiyoruz da mı? Fatih Erbakan'a vereceğim dedi. O Refah Partisi'ni kurmuş. Benim kız da öyle. Ama ben şaşmam Tayyip'ten. Pardon, tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu, gitmiyor mu efendim? Orada bilmiyorum. Bilmiyorsun. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musun, değil misin? Çok memnun. Selam olsun. Ona çok seviyorum. Resmim var benim yan yana. Tamam. Ona çok seviyorum. Teşekkür ederim. Defik Göksu bir tane. Tamam, saygılar. Sorularınız ne? Sorularımız çok basit. Burada soruları ben ama siz soruyorsunuz. Nasılsınız? Hayır, başlamayalım. Başlamayalım, hayır. Hayır, biz size sadece soru sorduk. Merhaba, memleket neresi? Memleket Batman. Batman'a selam olsun. Hadi abi, bu pazar seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti'ye. Neden AK Parti? AK Parti daha iyidir. Onlar hayat daha iyi. Yok bak, biz eskide biz şeye gittik hani. Nedeni? Doktora gittik zaman 30 sene önce, biliyorsun hani hiç MHP lideri Devlet Bahçeli Türkeş'in yolundan gidiyor mu, gitmiyor mu efendim? Nasıl? Devlet Bahçeli Türkeş'in yolundan gidiyor mu? Çok güzeldir. Çok iyidir. Çok iyidir. Vallahi bak. Tamam. Bak şimdi AK Parti olmasa ben MHP vereceğim. Eyvallah. Vallahi. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musun, değil misin? Vallahi memnunuz. İyidir hani. İyidir. Teşekkür ederim. Vallahi bir şey merhaba, buyur. Sayık oldum, hem kapatıyorum. Öyle yapmayın abi. Bir dakika, dinle beni. Gel. Zaten herkes ben çok oldu mu? Ben çok oldu mu kapatıyorum. Bak. Hayır, haberlerde herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani gel burada milleti birbirini düşürmenin anlamı yok. Abi biz düşürmüyoruz bak. Ondan sonra şeylere küfür ediyorlar. Bilmem abi ne hakkıma giriyorsun. Ben kalabalık. Bak ben şimdi bak şimdi ben bazen kızıyorum, vallahi kameralara kıracağım yani bazen. Yok, biz öyle kavga etmiyoruz. Öyle bir şey yok. Sevmiyoruz onu. Şey yapmayın yani. Abi önce halini nasılsın, iyi misin? Millet bulalım da, millet batmış, yerin dibine girmiş. Ben 50 yaşındayım, ben kavga etmiyorum. 50 yaş, saygım var sana da yani. Sana da diyorum, o birilerine diyorum. Büyük gençleri değil, ben etmiyorum. Abi nasılsın, iyi misin? Ben gidiyorum, size kolay gelsin. Kavga etmeyelim. Güler yüz sadakadır. Bak sen gel. Bir şey söyleyeyim mi? Hemen girdin giydirin. Yapma. Ben, kul hakkıdır bu. Ben neyin olduğunu biliyorum. Ben asla hiç kameralarla benim işim olmaz. Bak geldin bana sen. Ben sana o söylüyorum ben. Sen benim kalbimi mi yardın ki biliyorum? Ben yok, kavga ben sevmiyorum kavgayı. Senin kalbini ben yarmam. Tamam. Hadi kolay Allah'a emanet ol. Bu hafta sonu seçim olsa kime oy vereceğiz? Gene seçim. AK Parti. AK Parti neden? AK Parti. Başka yok, alternatif yok. Tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu, gitmiyor mu? Alakası yok. Ayrıldı o yoldan. Hı. Peki Esenler Belediye Başkanı hizmetinden memnun musun, değil misin? Memnun değilim. Sıkıntı ne var? Yani kaç sefer şahsi olarak şikayetlerim oldu. İlgilenmedi. İlgileniyormuş gibi gözüküyor ama bir şey yaptığı yok. Çıkmadı. Sadece tribünlere oynuyor. Sonu çıkmadı. Yok, çıkmadı. AK Parti var ama ona yok. Diyorsun. Yok, ona vermem. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ekonomi nasıl abi Esenler'de? Çok güzel abicim. Bolluk bereket maşallah. Bolluk bereketlik her şey var Allah'a şükür. Tamam. Bu aşk pazar değilim. Seçim olsa oyu kime vereceğiz abi? AK Parti. Neden? Efendim? Ne için AK Parti? Ya vatanını, milletini, her şeyini yapan AK Parti başka var mı? Tamam. Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu, gitmiyor mu sizce? İşte o biraz şüpheli işte, gitmiyor evet. O biraz şüpheli. Teşekkür ederim. Efendim son soru. Esenler Belediye hizmetlerine memnun muyuz, değil miyiz başkanım? Çok memnunuz abici.
Adam her tarafı cennet gibi yaptı. Sıkıntı yok. Vatan millet için parklar. 15 Temmuz Parkı'na gittiniz mi hiç? Evet. Adam havuz mavuz var içinde mi? Oraya gidiyorsunuz. Evet. Çalışın. Şah dairesi var içinde. Evet. Başka ne var? Sizden önce birisi dedi ki yapmış gibi ben şikayet ettim dedi. Çöpleri kapının önüne koyar dedi. İlgilenmiş gibi ama hiçbir şeyde ilgilenmedi. Tribünler oynuyordu. Artık onu AK Parti'ye ona yok dedi Tevfik'e. Şey mi? Esenler Belediyesi mi? Şimdi, evet Esenler Belediyesi. Hayret. Her akşam araba geçiyor kardeşim. Her akşam. Sizden önceki memnun değil. Siz memnunsunuz. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Merhaba. Geçim ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü gidiyor. Uçmuyor muyuz? Kes bak ben köprü baraj İHA'ya ben dün yurt dışından geldim zaten. Ben burada yaşıyorum da ben de yurt dışında çalışıyorum. Ben Esenler Belediyesi'nde çalışıyordum zaten burada. Ben fen işleri yol bakımındayım. Beni mağdur ettiler zaten de. Ha, şu an aradınız. Tabii tabii. Oraya da gelin, oraya gidersin. Abi ekonomi kötüydü. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Ya şimdi orayı karıştıralım da iyi gelen kimse ona vereceğiz. İstemiyorum abi cevap. He yani kim iyiyse, bu devleti kim güzel yönetiyorsa. Yarın sandığa gitsek, bir karar olur mu yarın gitsek? He? Söylemek istemiyorum hocam. Yarın gitsek mesela bir karar olur mu? Tabii ki canım kararım olur mu? Ya olmaz olur mu yani kararımız yani? Kararımız daha çok tabii. Vallahi. Bak, kime... Yarın için bir tane söyle. İşte dediğim gibi yani en iyisi olan kimse. Yani işte yarın gidiyoruz bir gecede iyileşmeyecek yani. Zaten bugün sen görüyorsun. Türkiye'de yaşıyorsun. Kim iyi mesela yarın olsa kime verirsin? Daha sonra değişebilir. Ya yarın için yani şimdi Selahattin Demirtaş çıksa bence ona verilir. Yarın Demokratik Partisi'ne yazdı. Yani, evet. MHP lideri Bahçeli Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Kesinlikle gitmiyor. Ayrıldı mı? Ya kesinlikle ya Türkeş'e yani şimdi desem ki diyecek ki hakaret oluyor. Yani Türkeş gibi bir baba adam yok diye. Tamam. Yani Esenler Belediye Başkanı'nın hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Bak şimdi bundan 7 sene öncesine ya da 9 senesine kadar memnundu. Çünkü ben de orada çalışıyordum. Evet. Halka hizmetim. Ben yaklaşık 7-8 sene oldu ben ayrılalı. Gerçi beni mağdur ettiler ama ben şu mağduriyetimi bana dile getirsem yine beni çağıracaklar herhalde. Şu mahkememiz sürüyor zaten. Evet. Davamı kazandığım halde de hala tazminatımı verememişler bana. Değil mi? Diyorum. Peki abi ne eksik mesela? 9 yıldır bozdunuz dedi. Ne eksik? Pazar tribünlere oynuyor dedi. Büyükşehir oynuyor dedi. Tribüne, Esenler'e tribüne değil dedi. Abi. Halkın içine girecek. Halkın içine. Esenler'i bırakmıştı biraz önce birisi. Artık he yani halkın içine girecek. Bak mesela kalkıp da ben televizyona çıkıp da reklam verecek değil. Ben de çıkarım reklam veririm. Ya gelsin. Dört yolda gelsin meydana. Gelsin her tarafta gelsin yani. Bırak dört yolu gezmesini. Çifte havuzlara gitsin yani. Esenler halkını unuttu mu artık abi? Bence unuttu. Yani, tamam memnun yani. Değilsin teşekkür ederim. Rica ederim iyi yayınlar. Evet. Geçim ekonomi nasıl gidiyor efendim? Zor da korkuyorum ben. Neden? Şimdi 3 tane makarnacı geldi hemen müdahale edecek. Yok biz öyle tek yapıyoruz. Daha önce siz korkmuyordunuz abi siz de mi artık korkuyorsunuz? Makarnacılardan korkmaya başladım. Yok biz makarnayı ben kapatıyoruz. Kapatıyor musun? Evet. Abi ekonomi nasıl gidiyor? Arkadaşım ekonomi şartlar ağır. Zor. Geçim zor. Yani azar bugün, azar almışsın. Tabi yok güç yetmiyor. Yani yetmiyor. Hadi. Bugün domates 15 kağıt. Yazın ortası bitecek. Ya bitmiş sezon bitmek üzeredir. Evet. Bilmiyorum sağ olsun. Cumhurbaşkanımız da halen de çıkıyor. Millette para çok. Tırlar gidiyor, arabalar gidiyor. Diyor. Arabalar, tırlar hepsi yollarda dolu. Sırtımızdan geçiren adam olursa. Buzdolabı satışı çok diyor. Buzdolabı olmuş. Bir buzdolabı olmuş 20-22 lira. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Abi ben AK Parti'ye vermem de kim olursa olsun. Bir tane söyle. CHP verir. CHP yazdık. Evet. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan saptı mı sapmadı mı? Sapalı bir hafta bir sene oldu. Beş sene oldu. Bir sene de değil. Bir sene oldu. Evet. Esenler Belediye Başkanı hizmetinden memnun musun? Yok memnun değilim. O da ancak ortalığı karıştıra. Ortalığı karıştıra. Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Hadi iyi günler. Sağ olasın. Var mı size? Hanımefendilerden. Yok hiçbir şey anlamıyorum desem. Siz hiçbir şey anlamıyorum. Çalışamıyorum. Eşim çünkü çocuğum var. Eşim çalışıyor. Yetişemiyor zaten. Bugün kira olmuş 4,5 milyar. Kira değil mi? Aynen öyle. Evim nasıl kira. Geçinemiyoruz ki zaten. Doğru. Aynen öyle. Dolar olmuş ne kadar yükseliyor her şey. Alamıyorsun mama. Ne mama alabiliyorsun, ne bez alabiliyorsun. Çocuğuma üst alamıyorum. Aynen öyle. Ama sorsan affedersin yurt dışından gelenlere hizmet ediyoruz. Biz onlara hizmetçilik yapıyoruz. Kendi ülkemize, kendi milletimiz olarak yurt dışındaki insanlara hizmet ediyoruz. Aynen. Peki bu pazar seçim olsa efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz gene seçimde? Valla kim bizim hakkımızı korursa, kim bizi yükseltir? Yarın olsa mesela, yarın olsa kim yükseltir şu an? Yarın olsa. Yarın için kime verirsin? Ya kime veririm? AK Parti'ye vermem de. Ama kadın dayanışmaya ismi neydi? Meral Akşener.
Evet, Bahçeli. Evet. Tamam. Ona veririm. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan giriyor mu gitmiyor mu sizce? Gitmiyor. Gitmiyor. Esenler Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz değil misiniz? Memnunum. Allah razı olsun ondan var ya. Hiç evet o kadar iyi çalışıyor ki hiçbir belediye başkanının yapmadığını yapıyor adam. Ne yaptı mesela? Ramazanlarda affedersin insanlara eğlence yapıyor, yollarını yapıyor, çocuklar için imkan sağlıyor, yüzme havuzu, eğitim için memnun hepsini ona. Evet hepsini memnun. Çok teşekkür ederim. Abla merhaba. Aç kapat kızı. Bir tane mi? İki tane. Yok mu oradan? Evet. Memleket nereye bakıyorsun? Memleket Diyarbakır. Ben de Malatya'yım, enişten Diyarbakırlı. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, çok şükür. Yaşam, geçim, ekonomi. Ya. Bakıyor muyuz, bakıyor muyuz? Daha doğrusu asgari ücret çalışan bir insan zor geçiniyor. Zor. Bu pazar seçim olsa ablacığım, oyu kime vereceğiz? Aynen, sen Meral Şener Akşener, kadın danışmanı. Peki, Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu, gitmiyor mu? Bunu bilemem. Bilemesin. Esenler Belediye Başkanı'ndan memnun musun değil misin? Memnunum. Memnun. Burada çok... burada neredeyse 20 senede yakın kalıyorum. Kızım da oranın kreşine gidiyor. Ve imkan sağlıyor. Hani çocuklar orada eğitim görüyorlar. Onun eğitimini belediye evet gidiyor. Belediyenin kreşine gidiyor. Hı-hı. Ve ücretsiz gidiyor. Herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Ondan memnunuz. Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kim olsa kim oy verecek? He? Kim kimseye vermeyeceğim. Tamam. Niye vereyim? Gel. Kime vereyim? Ha, onu konuşturmak. Hangisine vereyim o ondan betardır. Değil mi? Bak ben bu adamı tanıyorum. Efendim niye vereyim? Ah partiye bakmamıza ne yapayım? Ben de kamera ne işi var? Çek. Beni çek. Hiç kimseye oy vermiyorum. Tamam. Türkiye'yi vereceğim. Ben mi? Ben AK Parti. Peki Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı? Biraz ayrıldı. Biraz ayrıldı. Esenler Belediye Başkanı hizmetinden memnun musun değil misin? Memnun değil gülüm. Memnun değil gitsin. Teşekkür ederim. Abla gel soralım. Yaşsın. Abi ne var ne yok? Güzellik abi. Yaşam, geçim, ekonomi yolunda mı değil mi? Ekonomi şu an yolunda değil. Sıkıntı. Sıkıntı. Emekli miyiz, çalışıyor muyuz? EYT'ye takıldık. Bekliyoruz bakayım. İnşallah çıkacak bu. Abi bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Bu pazar seçim genel olsa, seçim. Genel seçim olsa yine ben AK Parti'ye veririm. AK Parti. Hayat pahalı. Bir daire Esenler'de 4-5 bin lira oldu dedi biraz önce birisi. Almak zaten 2-3 trin oldu. Geçen sene 600-700 olan yerler şimdi 3 milyon lira kira diyorlar. O müteahhit olsun, ev sahipler olsun onların kendi inşaatine kalmış bir şey. Yok arz talep abi arz. Hayır abi. Onlar yani bir fırsatçılık mı yaptılar? Evet fırsatçılık, resmen fırsatçılık. Tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu abi? Hayır. Gitmiyor. Ne zamandan beri bozuldu yoldan çıktı? Benim kanaatimce, ben 49 yaşındayım, benim kanaatimce Alparslan Türkeş öleridir, onun yolunda gitmiyor. Gitmiyor. Tamam, Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musunuz, değil misiniz? Ben buralı değilim. Hoş geldiniz. Evet. Tamam, nerelisiniz? Çorumluyum ben. Çorumlu, teşekkür ederim. Merhaba, saygılar. Yaşam nasıl, ekonomi nasıl? He? Para var mı, yok mu, ekonomi mi? Yok, para buraya yok. Buraya bakarak konuşsana biraz. Para yok. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceksin? He? Kim oy vereceksin? Vallahi bilmem. Abla buyurun. Ben atamıyorum. Gelin konuşalım. Gazete ve televizyon, dijital medya, hiçbir partiyle alakamız yok. 13 yıldır yapıyoruz. 200 bin abonemiz, 110 bin izlenmemiz var YouTube kanalıyız. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? İyiyim, teşekkür ederim. Hayat koşullarına göre evet. İyi değiliz ama yaşam, iyi olmaya çalışıyoruz. Yaşam, geçim, ekonomi, emekliliğe çalışıyor muyuz? Valla ben yetim maaşı alıyorum ve geçinemiyorum. Aldığım da çok ufak bir miktar değil ama... Ev kendinizin mi? Ya miras malı diyelim. Birazcık kira ödemiyoruz en azından. Kira ödemiyoruz. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Vallahi şu an hepsi birbirinden beter ama şu an en mantıklı gelen de CHP bana. Tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Valla daha çok AK Parti'ye yönelik gitmeye başladı. Ben onu bilemeyeceğim ama yani AK Parti'ye yönelik gitti. Tamam. Şu an soru. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Ben Esenler'de oturmuyorum ama buranın hizmetlerinden memnun değilim. Şöyle değilim. İnsan seçiyorlar çok. AK Partiliysen ayrımcılık çok var. AK Partiliysen her şey işin yolunda gidiyor. AK Partili değilsen kesinlikle hiçbir şey yolunda gitmiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ekonomi, kiralar nedir? Sıfır. Kiralar uçmuş biliyorsun. 5'ten aşağı kira yok. Yapma ya. 5500 askeri ücret, 5000 lira kira. Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Nereye kaçalım? Abi, Avrupa'da kapıları kapattı ki kaçalım.
Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz abi? HDP'ye. Halkların Demokratik HDP Parti. Dışında parti tanımıyorum ben. Tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı abi? Ayrıldı. Ayrıldı. Evet. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Değilim. Eksik ne var abi? Aklım eksik bak şu binayı kamerayı çevirin de görün. Biliyorum evet. Daha önce kaç tane dairesi var burada? Aşağıda bir site daha var. Aynen aynen. Aziz kimi, acaba? Kimi kimden haberi var? Kardeşinin ikisi biraz doğru mu? Doğrudur. Vay be. Doğrudur. Kaptırmışlar Esenler'i. Götürün. Camide şimdi minareden daha fazla yüksek. Daha yüksek. Minare nerede kaldı ya? Herkesten ahlak vardı, edep vardı, minarede yüksek yapmazlar. Sıfır, sıfır. Hiçbir sıfır, şey kalmadı. Sıfır, sıfır. Hiçbir şey kalmadı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yaşam, geçim, ekonomi. Yaşam, ekonomi. Yani ekonomi, yani dünya biliyor ki batmış Türkiye daha. Neyini yani? Burada mı oturuyorsun? Burada oturuyorum. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceksin? Vallahi şimdiye kadar AK Parti'ydi ama bundan sonra... Kime vereceksin? CHP, CHP. Değişti değil mi? Değişti. AK Parti kaybeder mi abi? Kaybeder. Bence kaybeder yani. Şimdi aslında beklemeden gitmesi lazım AK Parti'nin. Yani bu kadar rezilliğe karşılık. Hayat zor, geçinemiyor. Abi Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Ayrıldı canım şimdi. AK Parti'nin kölesi. Ne zamandan beri ayrıldı? AK Parti'ye geçti. O ona kölelik yapıyor, ona kölelik yapıyor. Geçti geçeli. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musun değil misin? Vallahi hiç memnun değilim. Eksik ne var? FETÖ'cü arıyorlar. Anadolu'yu mayalayan diyen kim idi? Şey değil miydi? Esenler Belediye Başkanı değil miydi? Ayırıyor muydu ona? Tabii canım. Demedim mi? Anadolu'yu mayalayan şey hocamız. Öyle mi? Anadolu'yu mayalayan. Tabii. Tevfik dedi. Tabii. Tevfik dedi. Sağ olun. Esenler'de yaşam, ekonomi nasıl gidiyor? Süper. Berbat. Berbat. Hiç güzel değil, hiç memnun değilim. Burada yaşıyorum. Ama nerede yaşarsak yaşayalım berbat yani. Esenler değil, her yer. Aynı. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz? Çok kararsızım. O yüzden şu an... Daha önce AK Parti'ye verdim. Daha önce AK Parti'ye verdim. Abla, daha iyi bir kötülüyorsun. Vallahi gül gibi de yani kimseyi kötülemiyorum ama kimseyi hayır. Devlet Bahçeli kararsız mıydı? Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı sizce? Ayrıldı. Ayrıldı. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunum. İyi yapıyor mu? Evet yapıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Şükür iyi. Geçinebiliyoruz evet. Herhalde. Efendim bu hafta sonu sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Yani şu anda kafamda belirli parti yok. Kararsız mı diyelim? Kararsızız. Kararsız. Efendim Devlet Bahçeli MHP'nin yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Nasıl anlayamadım. Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Ayrıldı canım. Artık alakası yok diyorsun. Canım. Esenler Belediye Başkanı'nın hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz efendim? Mehmet Tevfik Göksu evet. Kardeşimiz, belediye başkanımız. Herhalde 3 sezon oldu. Evet 15 yılı oldu. 15 yılı oldu. Gayet memnunuz kendisinden. Zaten olmasaydı şimdiye kadar o koltukta oturamazdı. Belki bundan sonra olmazlar abi. Ya şimdi bakalım. Şu anki icraatları iyi. Yani şu anki icraatlarından. Bir şu bina kendi kardeşini okul yerine bina yaptırdı. Nasıl memnun olayım dedi. Şu büyük bina kendi kardeşi yaptırdı onu. Kim diyor ya? Bir vatandaş dedi. Ben de bilmiyorum. Seçmek. Ben de bilmiyorum. İlk defa sizden. Okul binası dedi. Yıktı dedi. Oraya yeşil alan yapacaktı dedi. Bakın sonra ben, bir şeyler yaptı dedi. Bakın ben dedi. 87'den beri buradayım. Evet. Esenler'de. Ben burada doğma büyümelim. 60 yaşında vardı. Hı-hı. Okuldu. Yeşil alan yapacaktı. Biraz boş kaldı. Sonra bir şeyler yaptılar. Kendi kardeşi o bina yaptı dedi. Camiden burada karakol vardı. Evet. Camiden daha yüksek dedi. Karakol vardı. Daha sonra işte okul vardı. Asip Dinsoy İlkokulu ismini de biliyorum. Bilmiyorum. Diyor ki kardeşi yapmış. Artık günahına bal onun boynuna. Ya şimdi onu araştırmak lazım. Yani ben o onu yaptı diye adama suç atamazsınız. Tabii. Yani orada menşeyi de yazmıyor. Bu binanın sahibi kimdir diye yazmıyor. Yapılınca yazıyor. Künye de şimdi kaldırmıştır. Ama künye yok orada. Bitti artık. Bitince biter. İskanlar yapılırken de künye yoktu ama. O zaman demek kardeşiydi. Ben künye bilemem. Yoksa. Bilemem şimdi. Yoksa künye asardı yabancı olsaydı. Ya şimdi oranın imarından tutun mühendisine kadar künyesinde yazar. Evet. Künye eğer o zaman da yoksa demek ki bir şey var abi. Bak ben bilmiyordum onu. Bakın. Yoksa künye asarlar. Yani şimdi biz zamanında burada müteahhitlik de yapmış olduk. Evet. Yaptık yani. Burada şu anda imar 9-15. Evet. Şimdi 9-15 imar olan yerde şu orayı boş verin. Aziz İstanbul var hemen aşağıda. Evet. O kaç? Onu yapmam yani onu nasıl ona 9-15 bunlar kaç? Bunlar gökdelen mi hocam? Gökdelen. Gökdelen ya. Yani. Aşağıdaki de gökdelen, buradaki abi, de. Abi buna rağmen sen beğendin. Tevfik imar vermiş. Niye eleştirmedin?
E şimdi elekçi, bakın. Elekçi sen ne yapacaksın? Kim bir saniye hocam, bir saniye. Öyle değil o işler. Öyle. Şimdi adamın yaptığı icraatlara baktığınız zaman, tamam mı? Yani biz burada yürüyemiyorduk. Esenler'de yürüyemiyorduk. Dersin ki yol iyi, yol, çöp, temizlik iyi bunlar, ama yüksek bunlar, bir ara şikayet ediyorum diyebilirsin. Bakın. Bir ara demek ki izin verildi ki bunlar yaptırıldı. Şu anda mesela Recep Tayyip Erdoğan tarafından yatay mimari... Kalmadı ki yer zaten. Kalmadı. Şu an bir saniye. Yatay mimari izni verildi. Herkes şu anda yatay mimari. Bundan önceki dönemlerde yapıldı bunlar. Bittikten sonra. Ama şimdi bakın. Basra demiş harap olduktan sonra daha yatay versen ne olur? Zeytinburnu'na ben iş yerim orada sahillere 20 kat 40 kat yer yapıldı. Artık yatay olsa ne olur ki? İşte bizim Malatya'dır ki deli kızın çarşafı gittik bir anlamı yok. Şu anda bakın şu anda bu yasa çıktı mı? Çıktı. Yatay mimari yapılıyor mu? Yapılıyor. 15 Temmuz şehitler Kaks var arsasını diyor ki senin arsan 10.000 metrekare. 15 Temmuz şehitler parkının hemen karşısında yeni yerler yapıldı. Hepsi yatay mimari olarak yapıldı. O mesela, orayı da gökdelen yapabilirler. O şimdi ne var biliyor musun? Yatay dikey. Diyor ki 10.000 metrekare sen daha iyi bilirsin. Benim sana şey yapmama ben gerek yok. Diyor ki 10.000 metrekare arsan var. O kadar çalışmıyor. Senin 50.000 metrekare inşaat alanın var. İstersen dikey isten yatay yap. Ben ilkokul mezunuyum. O kadar kafam basmıyor. Sen müteahhit yapmışsın ya. Ben müteahhit yapmadım. Müteahhit yapanların yanında çalışıyordum. Ha, teşekkür ederim. Saygılar. Rica ederim. Nasıl gidiyor bu esenlerde? Parası olana iyi. İyi. Parası olana. Sana seninki iyi mi? Benimki orta. Tamam. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin abi? Vallahi hiç düşünmedim ya. Kararsız mı? Şu anda kararsızım. Tamam. Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldım ayrılmadım. Ayrıldı gibi. Tevfik Göksu'nun hizmetlerinden memnun musun değil misin? Memnunum. Memnunsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Merhaba. Herkese veririm. Herkes derken bir tane farklı. Kim olursa olsun bunlar hariç herkese veririm. Benim şurada sözleşmem için 20 kilometre gittim. Bak şeyle elimle taşıyorum. Bundan 10 sene önce telefonla getirttiriyorduk. Her şey pahalı. Şu 6 tane bak şu 6 tane şeye 1000 lira para vermişim ya. Ya. Abi bunları kimse yapmadı yani. Bunları onlar yaptı. CHP. CHP tamam. Gelsin Devlet kardeşim. Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldım ayrılmadım. Ayrıldı. Esenler zaten MHP derdim baba. Biz de ülkücüyüz. Esenlerin hizmetlerinden memnun musun başkanım? Ben Esenler'de değilim. Ben sözleşmemi almaya geldim. Nişantaşı'nda da şubem var baba. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Nişantaşı'na kim olsa oyu kime vereceksin? Vallahi kusura bakma ben ilkin sen beni tanımadın. Ben Türkmen Suriyeli Türkmenlerindenim. Tamam. Biz oy kullanamak. Ha şeyiniz yok. Şeyimiz teşekkür yok, ederim. Ver misin? Merhaba. Merhaba. Bir genç olarak ekonomi yaşam nasıl gidiyor Esenler'de? Ben Eyüp'te oturuyorum da orada da aynı abi kötü ya. Yani evet, daha iyi olması lazım. Çok daha iyi olması lazım. Nasıl etki mesela ne zamandan beri bozuldu dengeler? Ne zamandan yaklaşık bir 2,5 senedir falan böyle. Yani yavaş yavaş gidiyordu. Şimdi hızlandığı için daha yeni yeni göze batmaya başladı. Yoksa çok uzun zamandır böyleydi yani. Yeni olan bir şey değil. Yeni hissettik. Peki bu pazar seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ya vallahi şu an şu kurtaracak, şu bu seviyeye çıkarır falan diyebileceğim biri yok ya benim. Hani ya yok veririm de kime vereceğimi şu an bilmiyorum. Çünkü hani şu aynen A kişisi şunu tamam, ülkeyi... Tamam geçeyim. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Alakası yok. Onu bilmiyorum abi. Ayrıldı bilmiyorsunuz. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunum abi. Memnunsun. Teşekkür ederim. Nasıl? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Kötü abi. Kötü. Öğrenci misin? Çalışıyor musun? Çalışıyorum abi. Asgari ücrete. Aynen öyle. Hayat zor. Tabii. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Ayrıldı. Ayrıldı. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Değilim abi. Ne var sıkıntı mesela? Abi her yerde it kopuk Suriyeli dolu alın içine. Yürüyemiyoruz yani. Tamam. Öyle. Gayet yeterli. Teşekkür ederim. Neyse tamam abi tamam. Şimdi birini vursak burada tamam mı abi? Ondan sonra bizim şeyimiz oluyor. Çocuklar bizi iş atıyor. Biz iş attığımızda da biz suçlu oluyoruz ondan sonra. Durmayalım. Yargıya kanuna gidelim. Yani abi onun peşindeyiz de işte ondan memnun değiliz. Aynen. Teşekkür ederim. Eyvallah abi. Hocam konuşsun abi. Evet merhaba. Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz ama şimdiki ekonomiye göre iyi olamıyoruz. Çünkü yaşam, geçim, ekonomi nasıl burada? Vallahi çok kötü abi ya. Yani öğrenci misiniz, çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. İşçiyim yani normalde. Yetmiyor. Bu pazar seçim evet bu böyle giderse de daha kötü durumda olacağız yani yakında açılıyor. Öyle görünüyor yani. Bu pazar seçim olsa abi kime oy vereceğiz?
bu pazar seçim olsa tabii ki de CHP yani. Sonuna kadar CHP, çünkü şeydir, iktidar bu ülkeyi gerçekten soydu, soğana çevirdi, sömürdü yani. Her şey ortada yani, bunu gerçekten görebilmek lazım yani. Ama insanlar maalesef şeydir, hala tabii ki destekleyenler var. Saygı duyuyorum tabii ki ama bana göre yanlış yani. Bir an önce o fikirden, o zihinden çıkmaları gerekiyor yani. Ülke bir an önce bu girmiş olduğu durumdan kurtulması gerekiyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı, ayrılmadı mı? MHP Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Bence ayrıldı, çoktan ayrıldı. Çünkü şu an ittifak içerisinde AKP ile. Hani bana göre ayrı yürümesi gerekiyor yani. Bir dedi birbirini tutmuyor yani. Bunlar köprü geçene kadar ay ya dayı meselesi, biliyor musun yani? Bana göre hepsi menfaat uğruna her şey yapabilir yani. Eyvallah. Son soru, Esenler Belediye Başkanı'nın çalışmalarından memnun musunuz, değil misiniz? Esenler Belediye Başkanı, memnun değiliz. Eksik mi var mı? Tevfik Göksu şu an belediye başkanı diyebilirim. Temizlik mi yanlış? Göçmen yanlış abi ya. Göçmen başkanın şeyi değil ki, o hükümetin politikası. Başkan mesela çöp mü? Ha tabii ki şunu söyleyeyim yani, adamın hakkını yemeyeyim yani, iyi yönetebilir yani temizlik konusunda falan, çoğu konuda iyiyiz ama desteklemiyorum sadece. AKP'de olan hiçbir bakanı, milletvekilini desteklemiyorum yani. Teşekkür ederim. Hepsine karşıyım yani. Bu hangi TV abi? İstanbul Times'i YouTube'da geçelim. İstanbul TV mesaj çıkar karşına YouTube. Nasılsın? Abi çok iyiyim. Bunlahana kaç para verdin sen? 50 lira verdim abi. Çok değil mi? Abi ne yapalım, ekonomi böyle. Bir de et koyacak, bulgur ya da pirinç koyacak. Yani. Çok pala patlayacak. Evet abi, ne yapalım böyle işte. Canım istedi, yiyeceksiniz. Yiyeceğiz abi, mecburuz ekonomiden. Nereye gidiyor bu iş? Nereye gidiyor abi vallahi. Babanın parası var mı? Ne yapıyor baba, ne iş yapıyor? Baba tekstil ustası. He. İşte o iş yapıyor. Aynen. Evde kaç kişi çalışıyor? Evde mi? Evde bazen babama yardıma gidiyorum. Arada bir, maaş almadan. Tek babam çalışıyor. Tek babam çalışıyor. Zor. Zor gerçekten. Kira mı kendinizin? Kira abi. Oo, daha da zor. Çok abi. Ne olacak bu işte? Bilgisayarım benden yaşlı abi ya. Bilgisayarın senden yaşlı. Vallahi ya. Oyun oynamıyorum abi. Yok abi. Zorlaşıyor. Vallahi ya. Nasıl bir Türkiye istiyorsun? Abi yeter ya. Gerçekten iyi birisi gelsin yani, başımıza çok iyi gel. Evet. Babanın maaşı iyi olsun. Yani ekonomi çok iyi olsun. Bu lahanaya ben 10 lira vereyim. Aynen. Yani lahana mı olur ya? Yani biz genciz ne yiyeceğiz abi? Dondurma olmuş 5 lira, 10 lira. Daha sen genç değilsin, daha çocuksun ya. Yani kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım abi. Daha genç oluyorsun. Yani nasıl? Aynen. 12 yaşında ben bu şeyleri konuşuyorum abi. Tayyip amcana ne istiyorsun? Abi lütfen ekonomiyi düzeltin. Ekonomiyi düzeltmenizi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Abi, yani kızım biraz önce ekonomiden şikayet edin. Sen daha kaç yaşındasın? Ben daha 12 yaşındayım. Ne oldu? Bir dakika söyle, okula gidin eskiden 5 lira. Okula eskiden 5 lira getiriyordum. Sodayla tost alıyordum. Şimdi 10 lira getiriyorum. Bir soda olmuş 5 lira. Bir tane tost olmuş 10 lira. Şimdi ben 15 lira mı getireceğim? Ekonomi bu diyorsun. Evet, çok kötü ekonomi. Şimdi nereye varacak? Ekonomi bu gidişle çok kötü olacak yani. Mesela şu anda yemeyeceğim bir şey değil mi? Çok zor. Evden götürsek daha iyi artık. Ama abi biz şu anda böyleyiz. Allah bilir 2000 atıyorum 23'te neler olacak. Biz şu anda kendimizi geçindiremiyoruz. Kötüye mi gidecek? Kötüye gidecek abi ama inşallah iyi olur. İyi olur. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl? Mikrofon sende, buyur. Abi nasıl? Ekonomi çok kötü. Tayyip babadan Allah bilir. Ben seçim olsa, evet, ben biliyorum kime vereceğimi. Söylemek istemiyorum. Yok. Tamam. Benim içimde kalsın. Eyvallah. Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı, ayrılmadı mı? Bahçeli ayrıldı mı, ayrılmadı mı Türkeş'in yolundan? Ayrıldı. Esenler Belediye Başkanı'nın hizmetlerine memnun musun, değil misin? Belediye Başkanı. İyi mi çalışıyor, kötü mü çalışıyor? Güzel çalışıyor. Güzel çalışıyor. Evet. Teşekkür ederiz. İyiyim. Herkes nasılsa biz de öyleyiz. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Abla kamera çıksa. İnsanlar çok zor durumda. Yani o yukarının anlattığı gibi değil. Kosteme değil. Değil. Bir hafta önce Gürcistan sınırındaydım. Adamların parası bizim 6-7 kat para değerimizde olmuş. Vatandaş biz girip çıkarken bizden 150 lira alıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Gürcistanlılar geliyor buraya bedava girip çıkıyor. Şimdi Edirne'yi de açtılar aynı şekilde. Ben bir tane yağ alamazken orada BİM'e gidin. Yani isim veriyorum ama reklam olmasın. A101'e girin, şoka girin. Vatandaş Bulgar değil, Gürcü. Yok Edirne diyorum. Edirne'de ne olabilir? Edirne, ben Gürcistan tarafına geçtim. Adamların 1 laresi bizim 6 laremiz olmuş. Ben bir tane alamazken Gürcü geliyor burada
kolilerle BİM'e daha markete girmeden 100 tane zeytinyağı sıkıntısı biz çekerken onlar zeytinyağı toplayıp götürüyor. Parası değerli, bizim para parası çok değerli. Peki bu pazar seçim olsa abi kime oy vereceğiz? Millet İttifakı. İçinde hangi parti alternatif? CHP'ye veririm. Kılıçdaroğlu'nu da beğeniyorum. Tamam. Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in yoruldan ayrıldım ayrılmadım. Çoktan. Çoktan. Eskime bu ülkede iki tane parti kalır. Diğerleri hep birilerinin kurduğu siyasettir. Birisi Milliyetçi Hareket Partidir. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisidir. Kalıcı. Kalıcı olan bir tane kişi bile kalsa bu partilerde ikisinin de ilkeleri Cumhuriyet'in ilkelerine dayandığı için ikisi kalır. Diğerleri MHP baraj aldı kalır diyen var. Kalır mı sizce? Kalır. Bu sefer kalır. Kalır, çok kalır. Abi Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Değiliz. Sadece şovmenlik yapıyor. Başka bir şey yok. Esenlere baktığın zaman araç çekecek yer yok. Kaldırımlara 90'da yapılan o kaldırımdaki taşlar 90'da yapıldı. Sözen tarafında yapıldıydı, sonra kaldırıldıydı. Bu da insanların genel kültürünün düşük olduğunu gösterir. Çünkü o yolda, hayır o yolda yaya geçeceği için aracın çekilmeyeceği bellidir. Bugün Avrupa'nın neresine giderseniz gidin, hiçbir yerde kaldırımda taş yoktur. Araç da çekilmez. Çünkü ona göre parklar var. Bugün yeniden inşaatlar yapılıyor burada. Otoparkı yok, hiçbir şey yok. Şurada Yavuz Selim'e girdiğin zaman göreceksiniz Esenler'in ne olduğunu. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Geçim, ekonomi nasıl abi? Allah'a bin şükür. Geçinebiliyorsunuz. Geçiniyoruz. Emekli misiniz, çalışıyor musunuz? Evet, evet, emekliyim. Ev kendinizi. Şükür. Abi bu pazar seçim olsa oyu kime vereceğiz? Allah'a ben bugünkü yönetime vereceğim. AK Parti'ye. Evet. Abi freedom, özgürlük diyor. Özgür müyüz? Çok. Çok. Özgür dünyada belki de ülke yok. Eyvallah. Abi MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan gidiyor mu gitmiyor mu? Şu anda gidiyor. Şu anda geliyor. Evet. Peki Esenler Belediye Başkanı hizmetinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Selam olsun. Evet. Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl Esenler'de? Çok zor. Çok zor. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Bu kadar basit. Vallahi onu söylemeyen kimse oy verin bizde. Tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı abi? Hem de %100 ayrıldı. %100 ayrıldı. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Burada oturmuyorum. Burada oturmuyorsunuz. İyiyim abi, Allah aşkına. Memnun musun hayatta? Yani geçim, abi çok ekonomi değil. Ekonomi nasıl diyor? Okula kaç para götürüyordun sen kantin için? 10 lira götürüyordum. Yetiyor mu? Yetmiyor mu? Ne oluyor? Yetmiyordu. Ne alıyordun? Yani bir tane şey alıyordum, bitiyordu. Tost. Sucuklu tost. Sesle kime aykırıyorsun? Ya birisine aykırmıyorum ben abi. Yani hayır, şurada bir dürüm soydum şimdi. 20 lira diyor, tavuk dürüm. O da henüz 40 lira olan var. 40 lira olan var işte abi. Nasıl yiyeceğim diyorsun? Ekonomi bak. Ekonomi kötü diyorlar abi ama ellerinde iPhone 13 Pro Max var. iPhone 11 Pro Max var. İyi mi? Sen de kötü dedin. Döner 20 lira olmuş. Yok okuyayım abi, ben ya iyi taraftarım ya da kötü taraftarım. Çünkü benim babam da... İyi mi kötü mü onu? Kötü. Kötü. Teşekkür ederim. Dört dörtlük. Geçinebiliyorsunuz. Allah'a şükür. Ne iş yapıyorsunuz abi? Ticaret atış şoförüyüm. Taksi şoförü ha? Evet. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksin abi? Tayyip'e vereceğim. AK Parti. Evet. Esenler'de mi oturuyorsunuz? Evet. Neden AK Parti? Her zaman parti. Tamam. MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in yolundan ayrıldı mı ayrılmadı mı? Ayrılmadı. Ayrılmadı. Evet. Esenler Belediye Başkanı hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Memnunuz. Teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.